adet çuval. Kefes susak senin fosforluyla baş edecek halin mi var mı? Rahat durun, yavrucak zaten terliyor. Bana bak fosforlu, şaşırtırlarsa saymam ha. Elini tutan yok ya, hadi. Kes susak, göster kendini bak. Vurdu! Yaşa be tosuncuk! İki daha! Beğenemedin mi? Fena değil, koyun benim tertibi. Abi fosforlu kendine güveniyor musun Okka? Altı kurşunla yedi kutu mu vuracaksın yani? Kızım, buna bal gibi şımarıklık derler. Öyle mi? Ya hepsini alırsam aşağı? Yedili mi o? Hayır, al bak, altı kurşun. Doğru, altı kurşun. Peki ne olacağımış? Sana ne? Sen var mısın bahse? Varım, nesine? Benden 100 lira. Sana gelince, sen benim motoru boyuyor musun yarın? Ama adam akıllı ha. Oldu. Pekala. Açılın bakalım şöyle, açılın. Başlıyorum. Say liste. 1, 2, 3. Pes vallahi. Gene fosforluymuş baba. Nasıl, beğendin mi? Gel de beğenme. Abla sende bu bilek varken ben senin motoru da boyarım, evi de. Fosforlu, şunu bir daha at üstünde denesene. Bıçak eğere takılı olursa denerim. Yaşa, getireyim atını. Getir. Saatin kaç olduğunu biliyor musun sen? Bunu sormak için mi buraya kadar zahmet ettiniz? İşiniz yok mu sizin? Defolup gitsenize buradan! Nasıl muamele bu? Küçük hanım çağırmıştı. Aylığınızı küçük hanım vermiyor herhalde. Siz mi veriyorsunuz yoksa? Hadi defolun dedim işinize! İyi ama... Hadi! Öyle yemini de teşrif buyurulmadı. Sana ne? Bana mı ne? Bana mı ne? Bu ne biçim cevap? Biçimsiz bir cevap ama gene de tekrar ediyorum. Sana ne? Bana bak! Sana çiftliğe çıkmamanı, tabancalara, bıçaklara dokunmamanı 50 defa söyledim. Ya benim istediğim gibi hareket edersin, yahut da defolup gidersin. Senin ve kardeşin olacak Perihan sarhoşunun kafalarınızı ezmesini bilirim ben. Kolay değil. Bu söyledikleriniz kolay değil Nüveyra Hanım. Babamızla evlenmiş olmanız size her istediğiniz şeyi yapmak selahiyetini vermez. Hem şunu da çok iyi bilirsiniz ki ben varken Perihan'ın kılına bile dokunamazsınız. Anladınız mı? Kılına bile dokunamazsınız kızın. Görürüz. Akşam yemeğine de gelmeyeceğim. Bir itirazınız var mı? Bir itirazınız var mı? Saat 11 oldu, hala teşrif etmedi küçük hanım. Verdiği cevap da şu, canı isterse gelirmiş. Sen ve şımarık kızların beni deli mi etmek istiyorsunuz, laf söylüyoruz sana! İyi ama çocuğun bir tek eğlencesi... Çocuk ha, kazık kadar kız, hala evlenememişse sebebi şımarıklığı, öbürü de öyle. Hala çocuk ha, senden yüz bulmasalar, zaten tepemize çıkıp oturmazlardı. Sen de biraz sert davranmıyor musun Nüveyre? Sert mi? Sizinle terbiyelerini veremediğiniz kızlarınıza hizmetçilik etmek için evlenmedim herhalde. Canım, niye böyle konuşuyorsun? Sen onlara iyi davransan... İyi davransam anlayacaklar mı? Birisi sade işsin, o bar senin, bu kulüp benim, zil zurna. Üstelik nişanlı da, umurunda mı? Güzel ama zaten Memduh'u sevmiyor, adeta senin zorundan nişanlandı.
Memduh'u beğenmemek Perihan Hanım'a kalmış. Sonra evlenmeyip kazık kakacak başımıza, değil mi? Ya büyük, ona ne buyurulur? Eşkıya mı yetiştiriyorsunuz, kız mı? Uzatma canım, bu sadece bir heves. Ne heves ama? Sabahtan akşama kadar tabanca bıçak, tabanca bıçak. Tevfik Bey'in kızı evlenip hanım mı olacak, yoksa haydut olup dağa mı çıkacak? Nüveyre! Akşamlar hayrolsun babacığım. Serseriliğiniz bitti mi Fosforlu Cevriye Hanım? Çiftlikteki yanaşmalar kızınıza böyle hitap ediyorlar. Kızım, sen ve Perihan bizi çok üzüyorsunuz. Biraz kendinizi toplasanız... Babacığım, Perihan da ben de senin üzülmeni ister miyiz? Ama evdeki hayatı bize zehir etmişlerse kabahat bizde mi? Necla, ev hepimizin evi. Ne demek bu? Bu demek ki küçük hanımlar beni istemiyorlar. Yalnız şunu kafalarına koysunlar ki, evde benim lafım geçer. Aksiliklerine devam ederlerse, ikisini de kulaklarından tuttuğum gibi... Nüveyre, rica ederim. Rica ederim falan yok. Madem ki evin hanımı benim, istediğim yapılır. Bu serserilikten, öbürü de içmekten vazgeçecek. O kadar. Necla, kardeşinin içmesine neden mani olmuyorsun? Kızım bak, onu sen büyüttün sayılır. O seni yalnız bir abla gibi değil, ana gibi de sever. Doğru babacığım. Hem ablası hem annesiyim onun. Ama kendini içkiye vermesi Memduh yüzünden. Onunla nişanlanmadan böyle değildi. Böyle değildi ha? Mayası, mayası bozuk. Hem Memduh'la nişanlandığı için yatsın kalksın dua etsin. Onların ikisi birleşemez babacığım. Memduh'u asistan olarak yanınıza yerleştiren Nüveyre Hanım. Perihan'la zorla nişanlayan da Nüveyre Hanım. Hiç bunların ne maksatla yapıldığını düşündünüz mü? Necla! Ne maksatlaymış küçük hanım? Hepimizden iyi sen bilirsin. Kendin cevap ver. Allah rahatlık versin babacığım. Bırak o bıçağı. Bırak dedim. Dolabıma koyacağım baba, müsaade eder misin? Bırak onu! Fakat çocuk sadece dolabına koymak istiyor canım. Sen onu bırakıyor musun buraya? Ben onu senin lafınla bırakmazdım ama babam üzülecek. Terbiyesiz, küstah! Gördünüz mü verdiğiniz terbiyeyi? İnnallâhumâ sabirîn. Bu mu cevap? Cevabınız bu mu? Yahu pekala, oldu bitti, bırak artık. Gündüz gece deme, hep bu çocuklar. Genç bir insanın üstüne de bu kadar düşürmez canım. Genç bir insan, ben ihtiyar mıyım yani? Aynayla dargınsın galiba. İnsan genç kadın aldığı zaman ona göre davranır. Neymiş? Bey çocuklarına düşkünmüş, bana ne bundan? Bana ne, söylesene! Nüveyre, senin asabın bozuk bugün. Bir de düzgün olacaktı, iki tane kazık kadar karı. Bir de onlar gençmiş. Ben ihtiyar mıyım, yaşlı mıyım, çirkin miyim? Cevap ver, ne bakıyorsun? Allah kahretsin! Nüveyre, Nüveyre, bırak şimdi uyusun, sonra yarın ben konuşurum onu. Perihan! Perihan! I have to see... Oo, Nüveyre Hanım efendi! I had to see, ne demek biliyor musun Sultan Hanım? Perihan! Babacığım, nasılsın tonton babacığım? Sultan Hanım'a I had to see'nin nefret ediyorum demek olduğunu... Olduğunu... Perihan, sarhoşsun gene! Karışma sen! Evet küçük hanım, nefret ediyorsunuz öyle mi? Hem de nasıl! Bir şey mi buyurdunuz? Allah rahatlık versin babacığım! Sana da kızım! Sana sual sorduk, cevap ver! Pekala! Nefret ediyorum dedim, anlıyor musunuz? Nefret ediyorum! Hem sizden, hem de kendi keyfiniz için beni nişanladığınız adamdan! Perihan! Hayır babacığım, kendisi istedi. Nefret ediyorum. Bana çektirdiğin eziyet için, düşündüğün kötülükler için nefret ediyorum. Yeter! Defol! Defol evimden! Seni burada isteyen yok! Sokak karısı! Defol diyorum, defol! Hemen, hemen defolacak! Anladın mı? Ne onu, ne büyüğünü istiyorum! İkisi de gidecek bu akşam, ikisi de! Sakin ol Nüveyre, çocuk sarhoş, yarın özür diler! Anlamam ben! Evimde istemiyorum senin aşağılık kızlarını! Rica ederim! Yok, bunun ricası falan yok! Canım efendim, yarın konuşuruz bunları! Pekala, çık yukarı terbiyesini ver şunu! Bunu da sineye çekeceğim ama, çık terbiyesini ver adam akıllı!
Pısırıklığın yetişir, anladın mı? Pısırıklığın yetişir artık! Yarın söylerim, hele sabah olsun! Şimdi, şimdi! Hadi! Hey Allah'ım! Baba! Babacığım! Ah, ölmüş! Ölmüş! Baba! Perihan! Nasıl? Nasıl yaptın bunu? Nasıl? Perihan! Perihan! Babamızı, babamızı öldürdün! Perihan! Ah, Tevfik! Aman Allah'ım! Ölmüş! Öldürdüler! Katil! Katiller! O öldürdü! Baba katili onu... Dokunma! O öldürdü! Katil asılacak! Baba katili asılacak! Polis! Polis! Nasıl yaptın Perihan? Nasıl yaptın bunu? Perihan! Perihan! Kendine gel! Söyle bana Perihan! Ben ablanım! Necla'yım ben! Perihan! 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 Baba! Baba! Ablacığım! Ben yapmadım! Ben yapmadım ablacığım! Ben yapmadım! Yemin ederim ki ben yapmadım! Zaten kavga filan etmiyorduk! Konuşuyorduk! Baba! Baba! Birden odanın içinde bir silah atıldı! Öldü! Kim attı silahı? Bilmiyorum! Bilmiyorum! Yalnız babamı düşerken gördüm! Başka... Başka hiçbir şey bilmiyorum! Kurtar! Kurtar beni abla! Kurtar! Hiç... Hiçbir şey görmedin mi? Bir insan, bir ses! Hayır! Hayır, korkuyorum! Korkuyorum abla! Ben öldürmedim! Ben babamı nasıl öldürürüm? Ben onu ne kadar severdim biliyorsun! Babacığım! Topla kendini! Nasıl inanırlar sana? Başka bir insan... Ne bileyim, hiçbir şey görmedin mi? Görmedim! Görsem söylerim! Senden saklar mıyım hiçbir şey? Polisler! Abla, kurtar beni abla! Götürmesinler beni abla! Götürmesinler! Topla kendini! Tuzak bu! Abla! Sus! Dinle beni! İtiraz etme! Ben öldürdüm, anlıyor musun? Ben öldürdüm! Hayır! İtiraz etme! Bu işin içinden ancak ben çıkabilirim! Hayır! Sus, vakit yok! Sade dinle! Bize bir tuzak kurdular! Bunun içinden ancak ben çıkarım! Aksi halde asarlar seni! Ben öldürdüm o kadar! Benim için kendini yakacaksın abla! Kes, geliyorlar! Babamın ölüsü üzerine yemin et, bir şey söylemeyeceksin! Hayır! Yemin et diyorum! Yemin et! Yemin ederim! Bir şey söylemeyeceğime yemin ederim! Bu! Bu öldürdü! Bir dakika sükunetinizi muhafaza edin hanımefendi! Bakın! Bir şey yok! Nasıl oldu? Kavga ettiler! Aşağıdan seslerini işittim! Bağırıyordu babası buna! Sonra tabanca sesi işittim! O öldürdü! Yemin ederim o öldürdü! Hayır! Hayır! Telefon edin, motor gelsin! Baş üstüne! Anlatın, nasıl oldu? Bilmiyorum! Bilmiyorum! Ben öldürmedim! Babacığım! Yalan söylüyor, yalan! Sarhoş! O öldürdü!
Hayır. Ben öldürdüm. Nasıl? Evet. Ben öldürdüm. Siz mi? Evet. Peki ama niye? Kardeşime bağırıyordu, dayanamadım. Bu kâfi bir sebep değil. Bilmem, öyle oldu. Nereden ateş ettiniz? Şey, kapıdan. Arkadan mı vurdunuz? Arkadan mı vurdunuz? Niçin uzatıyorsunuz? Ben vurdum dedim ya, kâfi işte. Peki. Evi gözden geçirebilir miyiz? İcab ederse döneriz. Nasıl isterseniz. Beraber dolaşacağız. Siz üstünüzü değişin. Peki. Motordan mı dediniz? Evet, anladım. Pekala. Pekala, olur. Al içeri. En son bu salonu kim terk etti? Ben. He? Ortalık bu kadar karışık mıydı? Yani Tevfik Bey veya siz bir şey mi aradınız? Hayır, hayır. Ama merhum çok savruktu. O dağıtmıştır. Babam savruk değildi. O dağıtmıştır. Peki, bu kasayı da Tevfik Bey mi açık bırakmıştır? Para ve mücevherat duruyor. Buraların Tevfik Bey'den başka biri tarafından karıştırıldığını farz etsek? Ne demek? Nasıl olur bu? Farz etsek dedim. Çalınacak paradan ve mücevherden başka kıymetli bir şey var mıydı? Nüveyra Hanım bilir. Var mıydı? Şey... Bilmem. Yoktur. Ne olabilir, yoktur. Emin misiniz? Yoktur tabii. Hem ben nereden bileceğim? Babamın her işini bilir o. Sana ne bundan? Sen öldürdüğün babanın kanını düşün. Baba katili. Motor hazır komiser bey. Cesedi yerleştirdik. Peki. Hala ısrar ediyor musunuz? Niçin? Babanızı öldürdüğünüze dair. Evet. Tam olarak söyleyin. Babamı ben öldürdüm deyin. Babamı ben öldürdüm. Pekala, öyle olsun. Buyurun. Abla gitme. Sıtkı efendi istemez. Abla! Ablacığım! Perihan, Perihan, kendine gel, kendine gel. Yemin et. Gidelim.
durduk, arıza mı var? Evet, teklif duruyordu zaten. Tamiri uzun sürer mi? Bilmem, ön kapağı açıp bakmak lazım. Yardım edelim. Tekleyen işte şu, üçüncü bujiydi. Anahtarı var tabi. Baş aldırın bir bakın orada. Yardım ama hocam. Demir doldurdu. Baktık. Ve evlenir işte. Fakat anlayamadım. Karbüratörde kalmış olmaz. Karbüratör... Ayağda başa var mı? Ayakta avansa bakmak lazım. Aç o avans bir konu. Kız kaçıyor. Ateş etmeye lüzum yok. İşte orada. Bir ara kaçmayacak zannettim. Ben de. Gözünüzü! Çabuk olun, kordonu sıkıştırın! Gece uçuşu mu var? Ne topladın bunları başımıza? Ağır ol, kaldırım çiçeği. Bırak o taşı. Bağırmaya falan kalkma, pişman olursun. Dalgalandırma! Atomu nerede salladın? Hırsızlık filan mı? Hı? Hayır! Peki, bunlar niye peşinde? Sıcana dönmüşsün, denizden balık mı araklıyordun? Geliyorlar. Amma sarmışlara. Sen ortaya çıksan fena olmaz. Kaçamayacaksın nasıl olsa. Yardım et, ne olur. Deli misin be? Zaten dalgama taş düşürdün, bir de başımı belaya mı sokacağım? Hem bana bak,
Sen neyin nesisin? Ne halt ettin de bunları peşine taktın? Hiçbir şey yapmadım. Bana bak! Pek mi enayi gördün beni? Bunlar mayiyet erkanı değil ya, polis işte! Bir şey yapmasan peşine takılırlar mı? Babamı öldürdüler. Kim? Bilmiyorum, ben yaptım dedim. Polisler motorla müdüriyete götürüyorlardı, atladım kaçtım. Zırvalayıp da dinden imandan çıkarma! İnsan durup dururken babamı öldürdüm der mi? Kardeşim için yaptım. Bırak sorguyu suali. Yardım edecek misin? Ben buraları bilmiyorum. Atlatamam onları. Ben yokum kızım. İşin içinde cinayet var. Başının çaresine bak. Hadi yaylan buradan. Beni de yakma. Sen şu tarafa doğru koşsan, bir şaşırtma versen. Ne olur yardım et. Asılma be! Çek arabanı dedim, hadi! Bağırır haber veririm yoksa! Hadi! Bu tarafa gidiyor! Dikkat edin, kaçınmayalım gene! Koşun biraz, kaybolmasın gene! Dikkat! Deniz tarafa mı gitti? Bu tarafta yok! Nafile, kaçamayacağım. Her tarafı tutmuşlar. Teslim olsana salak, madem ki bir şey yapmadın. Kardeşim yalnız. Babamı öldürenler ona da bir şey yaparlar. Zavallı kardeşim. Zavallı olan biri varsa o da sensin. Şu haline bak. Yalvarırım yardım et. İnan bana hiçbir suçum yok. Sen onu hakime oku. Zırlama be! Bir de bu eksikti. Anlaşıldı. Oğlum Çetin, Don Juan'lığını tutuyor gene. Gel bakalım başımın derdi. Kurtaracak mısın beni? Deneyeceğiz. Taş topla biraz. Yetişir, ver o elindekileri de! Dua et de yesinler! Bu taraftan gürültüler geliyor! Oraya kaçın, koşun! Saklan! Dayan şimdi! Oldu galiba! Epeyce açtık arayı! Buralarda kalmaya gelmez! Gidecek yerin var mı? Eve gideceğim! Ne, deli misin be? Polis kaynar orası! Çiftlikte İshak Han'ın kulübesine giderim! Çiftliğiniz falan da mı var sizin? Bana bak! Moruğu mangiz için temizlemiş olmasınlar! Bilmem! Ben buradan giderim artık, sağ ol! Yok öyle dalga! Maval okudunsa kurtulamazsın elimden! Ne yapacaksın anlamadım! Beraber gideriz o dediğin yere! Suçsuzsan mesele yok! Ama bir halt etmişsen vereceğim gene polise seni! Niye durup dururken başımı belaya sokayım? İnan, hakikaten suçsuzum! İyi ya, ne çekiniyorsun o halde? Hadi yürü, uzatma! Yürü be, kafamı kızdırma! Pekala, istersen gel! Peki, kendisi mi söylemiş ben öldürdüm diye? Polisler öyle söyledi, bizi bırakmadılar ki yukarıya! Vah Tevfik Bey, zavallı adam! Asıl vah zavallı Necla'cık, kızcağızın başı yandı! Vah yavrum, ben ellerimi keserim böyle bir şey yapmışsa! Ben de inanmam! Ama akıl alır iş değil, Perihan Hanım da karıncayı incitmez! İkisi de elimizde büyüdü, ikisi de yapmaz öyle şey! Ben kızlarımı bilmez miyim? Vah yavrularım, nedir bu başlarına gelenler? O Nüveyre olacak karı, geldiğinden beri zaten evin tadı tuzu kalmadı!
Birisi kapıya mı vuruyor? Kapıya vuruyorlar, kim acaba? Vuruyorlar, baksana şuna! Kim o, kim var orada? Ayol, aç şu kapıyı, aç, vuruyorlar işte! Kim o? Necla! Necla! Yavrucuğum! Susun be, bağırmayın! Polisler? Kaçtım, bu yardım etti. Beni arıyorlar, eve baksalar bile burası akıllarına gelmez diye düşündüm. Aman kızım, bu ne hal, titriyorsun! Denize atladım da... Amanın başıma gelenler, efendi durma orada alık alık! Vul bir battaniye kızın üzerine! Sen de gel kızım içeriye, değiş üstündekileri! Ben hemen bir çay kaynatayım, sıcak sıcak içi ver, için ısınsın evladım! Onun da hiçbir şey bilmediğine kanaat getirdim. Zaten benden bir şey saklamaz. Tabii bu şekilde ona dokunmasınlar diye üzerime aldım. Bilirsiniz, o böyle şeylere hiç dayanamaz. Allah esirgesin, kendine bir şey yapar diye korktum. A kızım, peki polise açıkça anlatsaydın ya, onlar da anlamaz mıydı senin suçsuz olduğunu? Nasıl anlarlar Kadriye'nine? Perihan bile bir şey bilmiyor. Bu kaçma dalgasıyla üstüne tüy diktin. Benim başımı da derde sokmam bir yana. Artık Musaf'ı yutsan kimse yemez suçsuz olduğunu. Aa, üstüme iyilik sağlık, o ne biçim konuşma öyle? Beğenemedin mi koca karı? Koşt! Koca karı senin büyük anan, bostan çomarı! Ay ağzını öpeyim be kaknem! Konuşma diye buna derler işte! Maymun suratlı, ağzını topla! Bırak Kadriye, adamın konuşması öyle canım! Kibarını bulursam bayramda el öpmeye gelirim. Hem lafa da torpil sallama! Ne diyordum? Nasıl inandıracaksın milleti suçsuzluğuna? Ben yaptım dedikten sonra, zaten kim inanır ki artık? Necla Hanım, peki niyetiniz ne? Bir şey tasarladınız mı? Hep böyle saklanmakla olmaz ya! Olmaz tabii! Ama birkaç gün burada kalsam, siz korkar mısınız? Ayol, burası senin evin kızım, sonra biz kızımızı sakladık diye mi korkacağız, daha neler! Ama bu ağzı karada mı burada kalacak? Vay kaknem, bana abayı yaktın galiba! Bu ne iltifat? Hadi için rahat etsin! Ben kirişi kırıyorum! Bir dakika! Sen inandın mı suçsuz olduğuma? Benim aklım ermez ama öyle galiba! Niye sordun? Yardım et bize! Daha ne yapalım be süt kuzusu? Bu şehirde 2 milyon insan varken geldin beni buldun! Ağladın, zırladın, şu cenabet işe karıştırdın! Hani sen polis müdürü beni bulsa madalya mı verir zannediyorsun? Daha fazlasına 1/5 yekün çek! Hadi eyvallah! Dur! Adın ne senin? Çetin! Ne olacak? Mert bir adama benziyorsun! Benzerim zahir! Anamın kabahati bu! Benim güvenecek kimsem yok! Yardım et bana! Peki, bana nasıl güveneceksin? İyi bir insansın sen! Nereden biliyorsun? İyilik bazı insanlarda zümrüt gibidir! Gözlerinde ışıldar! Geç bunları! Hayır! Senin gözlerinde iyilik parlıyor ve ben hissediyorum bunu! Bana yardım edeceksin, beni yüzüstü bırakıp gitmeyeceksin değil mi? Değil mi Çetin? Ne kırıtıyorsun ayol, boşnak gelini gibi, peki desene kıza! Kediye kakan şifadır demişler, eşmiş de gömmüş, mendebur suratlı, sen de! İmanım hakkı için yaman koca karı be! Kart tavuk, senin de hatırın kalmasın! Peki! Elimden bir şey gelirse esirgemem. Teşekkür ederim Çetin. Uzatma, ne yapacağız şimdi? Bir ipucu bulmaya çalışacağız. Gel otur. Bir defa İshak'a, sen köşede ne olursa ne biterse bize haber ver, gözünü dört aç. Bu kolay küçük hanım. Biz de Çetin'le ne yapacağımızı kararlaştıralım. Ama daha evvel bir şeyler yesek ha? İlk defa akıllı bir laf ettin. Ben hemen hazırlarım. Aman şebek suratlım! Bir de anzarot bulabilir misin bize? Şebek senin gibi olur! İnsan müsvedesi! Anzarot da ne demekmiş? Rakı canımın içi, rakı! İçin çıksın, değil mi? Müslüman mahallesinde salyangoz satacak bir de! Çomanın karnı doyacak, dua etmiyor da rakı istiyormuş! Patla inşallah! Bana kalsa seni eve mi sokardım? Üstüme iyilik sağlık, rakı istermiş! Komiser bey kendisi gelinceye kadar burada kalmanızı rica ederim. Tabii, buradayız. Şakir bey!
Siz hemen yazıhaneye el koyun. Ben bütün evrakı tasnif edilmiş olarak alırım sizden. Derhal Memduh Bey. Küçük hanım nerede? Odasındalar Memduh Bey. Kapıyı vurduğunuzu işitmedim. Vurmamıştım zaten efendim. Bu ne biçim cevap? Çalışma odasına girerken Tevfik Bey kapının vurulmasını istemezdi. O istemezdi, ben isterim. Bundan böyle vurun. Nasıl isterseniz. Bir şey mi arıyordunuz? Size ne? Bir yardımım dokunabilir mi diye sordum. Hayır, en kısa zamanda Tevfik'in bütün iştiraklerinin bilançosunu istiyorum. Çalışırım. Memduh Bey gelmedi mi? Küçük hanımın odasındadır. Canım, yıldırım çarpmış gibi ölmedi ya. Elbet bir şeyler söylemiştir. Bir isim, bir vasiyet, ne bileyim, bir iki kelime. Saçmalamayın. Aksilik etmesen olmaz mı yani? Babanın ölürken bir şeyler söyleyip söylemediğini anlamak istedim. Söyledi. O Memduh olacak adamla nişanını boz dedi. Bir daha da eve uğratma dedi. Oldu mu? Derihan! Hastayım. Beni yalnız bırak. Yalnız bırak beni. Of! Ben oda hizmetçin değilim. Konuşmana dikkat et. Sonra sana çok pahalı ya. Gel! Hanımefendi, sizi rica ettiler Memduh Bey. Geliyorum. Sana sonra çok pahalıya mal olacak hareketlerden sakın. Baban öldü, kardeşin hapiste. Dikkat et, işte o kadar. Giriniz. Niye bu kadar geciktin? Daha evvel gelebilir miydim? Korktun mu? Ya sen? Geceydi, bir şey görmedik. Bu tarafta oturuyoruz zaten. Peki ama nasıl oldu? Nasıl oldu? Bir türlü havsalam almıyor. Bir türlü havsalam almıyor. Aman ne bileyim, artık keselisi falan yok bunun. Vah kardeşim, vah Tevfikciğim, ben düşünmeliydim, ah düşünmeliydim. Bakın Şakir Bey. Bulamadılar değil mi? Ellerine hiçbir şey geçmedi değil mi? Ne? Ne gibi? Ne gibi mi? Yani siz... Ne var, ne oluyor? Merhumun ortağı. Sen bilirsin, alamadılar değil mi? Aa, sen Memduh olacaksın, bana yazmıştı. O Ziya, Ziya mı yaptı bu işi? Kim? Ziya kim? Siz Tevfik Bey'in ortağı Nurettin Bey'siniz galiba. Ta kendisi. O Ziya olacak kerata mı yaptı bunu? Ben de çocuk gibi soruyorum, başka kim yapar? Ah Tevfikciğim, ah kardeşim, benim yüzümden öldü. Sizin bir yanlışınız var. Tevfik Bey'i kızı Necla vurdu. Ve itiraf etti. Necla mı? Hı? Kızı Necla mı?
İtiraf bile etti. Nasıl? Ben öldürdüm. Babamı ben öldürdüm mü demiş. Tabii. Aynen böyle söylemiş. Aman Allah'ım! Merhaba. Merhaba. Nurettin Bey misiniz? Evet. Ne zaman geldiniz? Bu sabah. Otomobille mi? Evet. Olanları biliyor musunuz? Şimdi burada öğrendim. Tevfik'le... Dinleyin. Evvela buradakileri tanıyın. Tevfik Bey'in asistanı Memduh Bey. Katibi Şakir Bey. Dün gece saat 12 sularında... Tevfik Bey kızı Perihan Hanım'ın odasında öldürüldü. Ve büyük kızı Necla Hanım... kendisinin vurduğunu söyledi. Evet. Vaka bu. Bilinen de bu kadar. Evde yalnız merhumun iki kızı... ve karısı Nüveyra Hanım vardı. Bildiğiniz ve söylemek istediğiniz bir şey var mı? Bildiğim... Hayır, hiçbir şey bilmiyorum. Ama Necla... Evet. Yok, hiçbir şey bilmiyorum. Gidebilir miyim? Tabii. Söyleyecek bir şeyiniz olmadıktan sonra buyurun. Gidebilirsiniz. Ama... Evet. Yok, bir şey yok. Ben de müsaadenizi rica edeceğim. Verilecek 2-3 mektup var da. Allah'a ısmarladık. O halde yarın merkeze gelmenizi rica edeceğim. Olur beyefendi, uğrarım. Buyurun beraber gidelim. Ben arabayla sizi... Yok, hayır hayır. Ben bir yere kadar uğrayacağım. Teşekkür ederim. Daha evvel şüpheli bir halini gördün mü? Bilmem ama küçük hanım, o Nurettin Bey denilen adamı takip ettiği gün gibi aşikardı. Peşinden giderken gördün mü? Evet efendim. Ben Nurettin Bey'i küçükten tanırım ama çok oldu görmeyeli. Bir şeyler biliyor ha? Ziya diye birinden bahsetti ama... sonra komiser vakıyı anlatınca sustu. Komiser de adamın bir şey söylemesini istemez gibi davrandı. Tuhaf. Demek bu Şakir Bey'de bir şeyler var. Var da laf mı? Mağaza tahsildarı değil ki bu Meret, durup dururken moruğun peşine takılsın. Doğru. Ben alıyorum voltamı. Nereye? Bülbül deresine alem yapmaya. Tabii heriflerin peşine. Dur, sonra nerede buluşuruz? Bilmem. Benim yeni kapıdaki sarayı bulamazsın herhalde. Bulamam. Sen bana o İstanbul'daki evin anahtarını verir misin? Aman küçük hanım, siz isteyin. Zaten kimse oturmuyor. İyi. Hemen yaz adresi bir kağıda. Çetin'e ver. Sonra benim odamdan bir bavul al. Yandaki odada elbiseler var. Perihan'ın da kulağını bük. Para ve elbise lazım bana. Kısa kes, aydın havası olsun. Buradan mı bulacağım seni? Evet. Ben damlamadan ayrılma. Hadi eyvallah. Güle güle. Dikkat et kendine. Sen de vakit kaybetmeden dediklerimi yap. Buyurun efendim. Boş odanız var mı? Evet efendim, şansınız varmış. Ne kadar kalacaksınız? 2-3 gün bir şey. Nurettin Bey diye bir ahbabım gelecek. Onun için de bir tamam oda... Tamam efendim, geldiler. Nurettin Bey geldiler. Yukarıya 306 numaraya çıktılar. Yanındaki odayı ister miydin? Evet, teşekkür ederim. Siz haber vermeyin. Hayır, kendisine efendim. Sürpriz yapacağım. Emredersiniz. Siz istirahat etmek isterseniz buyurun. Bavullarınızı, kayıtları biz size göndeririz. Ha, bavullarım. Efendim. Akşama şoförüm getirecek. Olur efendim. Mersi. Bir şey değil. Bir şey mi istedin? Hı?
Var mı ödürülecek 3.30 paralık bir işiniz? Burası müşterilere ait. Müstahdem müdürlüğüne müracaat et. Hem bu elbiselerle buralarda pek dolaşma. Beğenemedin mi aslanım? Halis Avrupa kumaşı. Ha, bavullarımı akşama şoförüm getirecek. Merci. Vay canına, kibar olmakta amma belalı şeymiş ha. Dükkan dükkan dolaşıp terbiyeli maymun taklidi yapmaktan midem bozuldu. Uzatma. Şimdi iyi bir tıraş olur, yıkanırsın. Sonra da adam akıllı giyinmen lazım. Ya eşeğe altın semer vursan gene eşektir diye bir laf vardır. Bu laftan bana göredir işte. Sen bana ne giydirirsen giydir. Canım, başka türlü nasıl gireriz otele? Ben de gece elbisesi giyeceğim zaten. Ay, elbisenin gecesi gündüzü de mi var? Ya o insan yaşadıkça neler öğreniyor. Hadi gir bakalım şuraya. Adam akıllı giyin. Şöyle seni gören... Aman bre süt kuzusu! Beni gören ne diyecek ne? Biliyor musun? Şu kıtipyoz kimi karmanyola etmiş diyecek. Bana bak, kopuk girip kopuk olu kopuk çıkarsam hiç şaşma ha! Hey, Kıtıpyoz! Öldün mü? Sesin soluğun çıkmıyor. Şu canına yandığımı medeniyet yuları soluk mu bıraktı? Hazırlanamadın mı hala? Oldu, oldu. Aman süt kuzusu sakın birden bakma yüreğine iner! Hadi gel artık! Vay anam vay, Kıtıpyoz geliyor! Bir, iki, üç! Çetin! Ne o, süt kuzusu avallaştın? Sahi yakışıklı mı oldun? Çok. Sen kendini görmüyorsun galiba. Melek gibisin be. Şöyle yürü bakayım. Güzel mi? Şunu becerebilir misin? Bunun böyle olacağı belliydi. Hani sen iyisin filan diye mabal okuyordun ya. İyilikten değildi o. Çoktan havayı yakmıştım sana. Sevdiğin için mi yardım ettin? Öyle. Hani dün gece sizin çiftliğin bahçesinden ayrılırken... Evet. Kaçmasan sarılıp öpecektim. Ben de kendimi tutamayıp seni öperim diye kaçmıştım. Kendimizi toparlamazsak otel filan masal olacak galiba. Boş ver otele süt kuzusu. Bu daha hoşuma gitti. Hayır, hayır, geç kalacağız. Dur, acele etme ya. Kalıbı düzelttik ama ben öyle züppece kelam edemem ha. Sen çeneni tutarsın, ben idare ederim. Hiç konuşmayacak mıyım? Patlarım ya. Bir şey olmazsın, yürü. Ha, bak dans mans edelim dersen şaplarız ha. Kasap havasıyla Bahriye çiftetellisinden gerisine paso. Başladın gevezeliğe gene. Sen polislere dikkat et de başımıza iş açılmasın, hadi. Bu duaya yürekten amin. Dur bir dakika. Ne var? Bekle. Bir emriniz mi var efendim? Şoförüm bavullarımı getirecekti. Acaba geldi mi diye soracaktım. İsmi Aliniz beyefendi? Çetin, müteahhit Çetin Tamer. Maalesef beyefendi, getirmemişler. Vay ayı vay! Ulan marizine kaymazsam... ...bana da kıtıpyoz demesinler. Ha, anlamadım. Anlasan ne olacak? Sana hırlamadık ya.
Ne konuştun? Sabahtan alacağı vardı da, üzerimde bozukluk yok dedim. Hadi nereye çökeceksek çökelim. Benim moruk burada, kayıntı yapıyor. Gördüm. Ben şunun etrafını bir dikizleyeyim. Peki. Garson! Buyurun. Ne oldu? 306 numaraydı, değil mi efendim? Evet. Yatağı hazırlıyorlar, 5 dakikaya kadar haber vereceğim. Çabuk olsunlar, yatacağım. Başlıyor efendim. Siz bir defa daha söyleyin. Moruk adam akıllı, işkilli. Nereden anladın? Odasına çekilmek istiyor. Şakir yok mu? Yok, bekleyelim bakalım. Odanızı hazırlamışlar efendim. Teşekkür ederim. Kalk odasına gidiyor. Hadi. Ah! Ayağım! Bileğim burkuldu. Affedersiniz, çok affedersiniz. Müveyre! Yardımınızı rica ediyorum. Peki. Ah. Vay canına, yaman gaco. Tanıyor musun? Analığım. Bak sen hele. Ne arıyor burada? Ah, çok fena oldu. Ama kabahat benim. Rica ederim. Ah! Ah! Saklan, geliyorlar! Çok tuhaf! Eve birisi telefon etti, rahmetli kocamın ortağı bu oteldeymiş diye. Onun telaşıyla... Kocanızın ortağı mıymış? Öyle dediler. İsim de vermedi telefon eden, halbuki ben kendisini tanımam. Ah! Ah! Affedersiniz, kocanızın ismi neydi? Tevfik. Tevfik mi? Ortağın ismini biliyor musunuz? Tevfik hep bahsederdi. Nurettin Bey diye. Ben hiç görmedim. Tevfik Bey'in ortağı Nurettin benim. Ne? Bu kadar tesadüf! Allah Allah! Evet, ben de şaştım. Aman, sizden konuşacaklarım var. Şöyle bir yere ilişelim. Hay hay, buyurun. Sizi gökte ararken yerde buldum. Başımıza gelenleri bilmem, duydunuz mu? Peşlerini bırakmayalım. Olur. Ben biraz daha şu Nurettin'in odasına bir baksam. Evvela şunları gözleyecek bir yer bulalım da, gel. Yapma! Yapma! Ah! Ah! Çok güzel, çok güzel.
Peki, madem ısrar ediyorsunuz, öyle olsun. Garson. Buyurun hanımefendi. Bu pusuyu beraber olduğum beye verin, şimdi gelsin. Aa, mersi, geldiler. Neca, yukarıda şenlik var. Şakir'i hakladılar. Kim? Görmedim. 306'da. Herif ölmemiş daha, gel. Ne olursa olsun yetişmeliyiz. Şakir de otomobilde mi? Herhalde. Yakalayacağız. Silahlıysalar? Bende de var. Sıkı tutun, ilk fırsatta önlerine geçeceğim. Dikkat et. Sıkı tutun. Dur! Bir şey yaptılar! Şakir! Ölmemiş. Kurtulmak için attılar. Kımıldıyor bu. Açalım göğsünü, nefes alsın. Kendine geliyor galiba. Yahut gidiyor. Bir şey söylemek istiyor galiba. Evet. Yorma kendini. Doktor çağıralım. Bir şey mi vermek istiyorsun? Nerede? Üstünde mi? Cebinde, yan cebinde mi? Dış cebinde mi? Yoksa şapkanda mı? Şapkanda mı? Meyhane 2R. Alakarga sokağı 18-2. Kimin adresi bu? Neresi bu? Oraya mı gidelim? Mi? Evet. Diktin alları. Yapacak bir şey yok. Sok o kağıdı cebine. Polis gelmeden kıralım. Bu ne olacak? Daha ne olacağı var mı? Olan olmuş zaten. Alırız voltamızı. Neydi adres? Alakarga sokağı 18-2 mi? Öyle galiba. Gidecek miyiz? Korkar mısın? Niye? Ya tuzak filan bir şeyse? Aldırma, dalacak değiliz ya hemen içeriye. Bir kolaçan edelim de. Hadi hemen geçelim arabaya. Peki. On dört bu, 16, 18. Altı meyhane mi onun? 18-2 de orası olacak. Kağıtta yazılı meyhane burası olacak. Sokul bakalım. Çöplük, tam bana göre ama içeri giremeyeceğiz. Neden? Nedeni var mı? Halimize baksana, böyle Mombey kılığında orta oyununa çıkar gibi. Kaça patlat oldu morun?
be! İki oskiye dümen tutturdu bize. Deme! Desene yattık bu akşam, hırbonun zarına bakmaktan şaşı olacağım. Kes be! Güvenemiyorsan bas git. Yarın ben damlarım buraya. Sonra? Sonrası var mı süt kuzusu? Bir defa anlayalım neyin nesi, ne varmış burada? Sonra ben seni bulurum. Ben seni gene İshak Han'ın evinde beklerim. Olur ama dur bakayım. Sen sizin eve gidebilir misin? Tabii, Perihan biliyor zaten, yardım eder. Ne olacak? Şu an alın mıdır nedir, onu gözden uzak tutmasak iyi olacak gibi gelir bana. Karıda çok iş var. Sahi, ama sen şu iş varı hangi manada söyledin? Gözünü oyarım Alimallah. Kıskandı süt kuzusu, yavrum. Hadi toz olalım. Sen bu adamı seviyorsun galiba. Saklamıyorum ki, kendisi de biliyor zaten. O da seni seviyor mu? Seviyor. Allah vere de başına bir iş açmış olmasa. Üç gün oluyor bugün. Seni polisten kaçırmakla başına iş açmış. Kendisi de öyle söylüyor ama aldırış ettiği yok. Yangın yerinde yatıp kalkan adam aldırış eder mi? Kim bilir kaç defa hapse girip çıkmıştır. Sen görmedin, onun için böyle söylüyorsun. Namuslu bir genç, temiz kalpli. Nereden biliyorsun? Bunlar bilinmez. Hissedilir Perihan. İnşallah öyledir. Ama çok merak ediyorum. Benim de burada elim kolum bağlı oturmam. Allah'tan Nüveyre farkına varmadı. Seni polis de aramadı bir daha. Tuhaf. Ama buraya geleceğim akıllarına gelmemiştir. Kim bilir nerelerde arıyorlardır. Memduh geldi. Hiç uğramıyor mu senin yanına? Niye uğrasın? Niçin geldiğini biliyorsun. İğrenç herif. Gel. Ben gitmem artık. Midem bulanıyor onları seyrederken. Pekala, gelme istersen. Ama ben Nüveyre'yi gözden kaçırmamalıyım. Gözden kaçacak bir şey var mı ki? Karı edepsiz, hepsi bu kadar. Anlayacağız. Ben de sizi arıyordum, Çetin kulübede. Ne zaman geldi? Biraz evvel. Eğer ben de senin laflarından bir kelime anlıyorsam, Allah canımı alsın. İnşallah koca karı, inşallah, tezelden. Ben de burun zoruna bak, çukurunu mu dolduracağım? Hem köpeğin duası kabul olsa gökten... Amanın! Ay yüreğime iner şimdi! Mühendis Tevfik Bey'in kızına bakın! Tuuu! Sevda bu koca karı, sen hiç genç olmadın mı? Allah canını alsın inşallah! Gül gibi kızımı kandırdı it! Tuuu! Ama gözüm görmesin! Tövbe tövbe estağfurullah! Meraktan öldüm, ne haber? Hava! Senden ne haber? Hiç! Senin yaman gaco Memduh'la altta keverkülah! Karıda iş var demedim mi ben sana? Memduh kim? Söylemiştim ya, Perihan'ın nişanlısı. Hoş nişan filan kalmadı ya. Vay babasını! Kaynanaya gel! Çeşniye bakıp damat alıyor. Sıra bize de gelir mi dersin? Senin... Dur, dur! Alay ettik ya. Gel otur şöyle. Hiçbir şey olmadı mı meyhanede? Ondan bahsedeceğim. Bir şeyler dönüyor ama çıkaramadım. Cam gözlenen hırtın biri var, raconu o kesmiş. Yani? Süt kuzusu dediğim kadar da varsın hani. Yani herif çete başı gibi bir şey. Katil o mu dersin? Sanmam. Ama maşa galiba.
Bir şeyler bildiği muhakkak. Herife yanaşmak lazım. Yanaşamadın mı? Hayır. Bu iş sana düşecek galiba. Ama tehlikeli ha. Ne gibi? Herife balta olacaksın. Ben mi? Sen ya. Hoş ben de yanında olacağım ya, gene de gözünü dört açman lazım. Peki nasıl olacak bu? Bana o maymun elbiselerini giydirir misin? Al sana. Anlamadım. Şimdi buradan yollanırız. Doğru benim kaşhaneye. Başlarız derse. Bir defa doğru dürüst kelam etmesini öğrenirsin. Bu bir. Yani senin gibi mi konuşacağım? Süt kuzusu. Başka yolu var mı elin itine asılmanın? Nasıl konuşursun herifle? Doğru. Sade bu kadar da değil. Kılığın, kıyafetin, oturmanın, kalkmanın da bir erkanı vardır. O şekilde konuştuktan sonra tabii. Becerebilir miyim dersin? İster istemez ya Musa. Alışacaksın süt kuzusu. Ama şöyle afili mi afili, raconu yerinde, izmariti elinde, perçemi fırlak, kalçası oynak, çenesi belanı, yürüyüşü eldanı. Aman yaman aman, sesin varmış. Vardır zahir. Bana bak, domates salçası. Matrağı es geçmezsen tozunu savuracağım ama. Dümenciyi enseleyemezsek yelkenler maynadır. Tiha var ya! Süt kuzusu olursa bu kadar olur yani. Tohumunda karışıklık yoksa kelleyi bırakırım. Sülalemi eşeleme, sülaleni gümüşlettirirsin bana. Sırıtmaya çengel tak da gel bir çapraz çekelim. Vay canını yesinler senin. Bu işte oldu süt kuzusu. İki günde kitabını yazdın. Şimdi sana bir de isim bulduk mu tamamdır. Necla hoşuna gitmiyor mu? Bana kalsa dövme bile yaptırırım ama o meyhaneye gitmez bu isim. Ne gibi bir şey olacak? Atom Zehra, Fırılda Gayriye gibi bir şey olmalı. Var benim böyle bir ismim. Nasıl var? Basbayağı var işte. Çiftlikte bana fosforlu cevriye derlerdi. Bak bu güzel işte. Şöyle dur bakayım. Fosforlu cevriye, Allah! Hani ya fosforlum? Dayansın koltuk meyhaneleri, bu akşam damlarız artık. O cam göz denilen herife mi askıntı olacağım Çetin? Evet. Ha, unutmadan söyleyeyim, bana da artık Çetin deme. Çetin demeyeyim mi? O neden icap etti? Fosforlu cevriyenin yanında Çetin lafı gider mi? Saloz! Saloz senin babandır, kıtı piyoz! Oldu be! Uydurdun namussuzum. Kıtı piyoz. Kıtı piyoz. Pek göğüs kabartmıyor ama neyse. Kıtipiyoz mu diyeceğim sana? Ta kendisi. Kıtipiyoz ya. Bu da oldu. Şimdi nasıl davranacağımızı adam akıllı tasarlayalım. Yahu, hadi benim için kıtipiyozu sen uydurdun. Ama sana ne diye fosforlu cevriye diyorlardı? En çok hangisine kesiliyorsun bunların? Hı? Kaçırdın mı be? Söyle, ne lazım? Şuna. Buraya anam! İşte bunun için kıtıpıyoruz. İşte bunun için bana fosforlu diyorlardı, anladın mı? Yahu sen meyhaneye giderken böyle bir bıçak bulundursana yanında. Yok canım, sahi mi? Hep taşıyor muydun bunu? Deveciyle görüşen kapısını büyük açar demişler. Sen Allah korudu kıtip yozdu. Nerede? Vay canına, şimdi şurada yatıyordu. Emin misin? Oynatmadım ya, yaşıyordu daha. Kaçırdılar. Burada kalmanızda mana yok, biz de gideriz. Ama bavulum? Canım aldırtırız. İşte taksi geldi bile. Ne oluyor? Durun! Yetişin! İmdat! 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 Adam kaçırıyorlar. Nurettin'i de kaçırdılar. Durma, arabalara çabuk!
Bunun kontak anahtarı var. Atla! Ne olursa olsun yetişmeliyiz. Şakir de otomobilde mi? Herhalde. Yakalayacağız. Silahlıysalar? Bende de var. Sıkı tutun, ilk fırsat önlerine geçeceğim. Dikkat et. Sıkı tutun. Dur! Bir şey yaptılar. Şakir. Ölmemiş. Kurtulmak için attılar. Kımıldıyor bu. Açalım göğsünü, nefes alsın. Kendine geliyor galiba. Yahut gidiyor. Bir şey söylemek istiyor galiba. Evet. Yorma kendini. Doktor çağıralım. Bir şey mi vermek istiyorsun? Nerede? Üstünde mi? Cebinde? Yan cebinde mi? Dış cebinde mi? Yoksa şapkanda mı? Şapkanda mı? Meyhane 2R. Alakarga Sokağı 18-2. Kimin adresi bu? Neresi bu? Oraya mı gidelim? Evet. Diktin halları. Yapacak bir şey yok. Sok o kağıdı cebine. Polis gelmeden kıralım. Bu ne olacak? Daha ne olacağı var mı? Olan olmuş zaten. Alırız voltamızı. Neydi adres? Alakarga Sokağı 18-2 mi? Öyle galiba. Gidecek miyiz? Korkar mısın? Niye? Ya tuzak filan bir şeyse? Aldırma, dalacak değiliz ya hemen içeriye. Bir kolaçan edelim de. Hadi hemen geçelim arabaya. Peki. On dört bu, 16, 18. Altı meyhane mi onun? 18'e 2 de orası olacak. Kağıtta yazılı meyhane burası olacak. Sokul bakalım. Çöplük, tam bana göre ama içeri giremeyeceğiz. Neden? Nedeni var mı? Halimize baksana, böyle Monbey kılığında orta oyununa çıkar gibi. Kaç apartman oldu morun? Gitme, iki öskeye dümen tutturdu bize. Deme, desene yattık bu akşam. Kurbanın zarına bakmaktan şaşı olacağım. Kesme! Güvenemiyorsan bas git. Yarın ben damlarım buraya. Sonra? Sonrası var mı süt kuzusu? Bir defa anlayalım neyin nesi, ne varmış burada. Sonra ben seni bulurum. Ben seni gene İshak Ağa'nın evinde beklerim. Olur ama dur bakayım. Sen sizin eve gidebilir misin? Tabii, Perihan biliyor zaten, yardım eder. Ne olacak? Şu an alın mıdır nedir, onu gözden uzak tutmasak iyi olacak gibi gelir bana. Karıda çok iş var. Sahi. Ama sen şu iş varı hangi manada söyledin? Gözünü oyarım alimallah. Kıskandı süt kuzusu. Yavrum. Hadi toz olalım. Sen bu adamı seviyorsun galiba. Saklamıyorum ki. Kendisi de biliyor zaten. O da seni seviyor mu? Seviyor. Allah vere de başına bir iş açmış olmasa. 3 gün oluyor bugün. Seni polisten kaçırmakla başına iş açmış. Kendisi de öyle söylüyor. Ama aldırış ettiği yok. Yangın yerinde yatıp kalkan adam aldırış eder mi? Kim bilir kaç defa hapse girip çıkmıştır. Sen görmedin, onun için böyle söylüyorsun.
Namuslu bir genç, temiz kalpli. Nereden biliyorsun? Bunlar bilinmez. Hissedilir Perihan. İnşallah öyledir. Ama çok merak ediyorum. Benim de burada elim kolum bağlı oturmam. Allah'tan Nüveyre farkına varmadı. Seni polis de aramadı bir daha. Tuhaf. Ama buraya geleceğim akıllarına gelmemiştir. Kim bilir nerelerde arıyorlardır. Memduh geldi. Hiç uğramıyor mu senin yanına? Niye uğrasın? Niçin geldiğini biliyorsun. İğrenç herif. Gel. Ben gitmem artık. Midem bulanıyor onları seyrederken. Pekala, gelme istersen. Ama ben Nüveyre'yi gözden kaçırmamalıyım. Gözden kaçacak bir şey var mı ki? Karı edepsiz, hepsi bu kadar. Anlayacağız. Ben de sizi arıyordum, Çetin kulübede. Ne zaman geldi? Biraz evvel. Eğer ben de senin laflarından bir kelime anlıyorsam, Allah canımı alsın. İnşallah koca karı, inşallah, tezelden. Ben de burun zoruna bak, çukurunu mu dolduracağım? Hem köpeğin duası kabul olsa göksen... Amanın! Ay yüreğime iner şimdi! Mühendis Tevfik Bey'in kızına bakın! Tuuu! Sevda bu koca karı, sen hiç genç olmadın mı? Allah canını alsın inşallah! Gül gibi kızımı kandırdı it! Tuuu! Ama gözüm görmesin! Tövbe tövbe estağfurullah! Meraktan öldüm, ne haber? Hava! Senden ne haber? Hiç! Senin yaman gaco Memduh'la altta keverkülah! Karıda iş var demedim mi ben sana? Memduh kim? Söylemiştim ya, Perihan'ın nişanlısı. Hoş nişan filan kalmadı ya. Vay babasını! Kaynanaya gel! Çeşniye bakıp damat alıyor. Sıra bize de gelir mi dersin? Senin... Dur, dur! Alay ettik ya. Gel otur şöyle. Hiçbir şey olmadı mı meyhanede? Ondan bahsedeceğim. Bir şeyler dönüyor ama çıkaramadım. Cam gözlenen hırtın biri var, raconu o kesmiş. Yani? Süt kuzusu dediğim kadar da varsın hani. Yani herif çete başı gibi bir şey. Katil o mu dersin? Sanmam. Ama maşa galiba. Bir şeyler bildiği muhakkak. Herife yanaşmak lazım. Yanaşamadın mı? Hayır. Bu iş sana düşecek galiba. Ama tehlikeli ha. Ne gibi? Herife balta olacaksın. Ben mi? Sen ya. Hoş ben de yanında olacağım ya. Gene de gözünü dört açman lazım. Peki nasıl olacak bu? Bana o maymun elbiselerini giydirir misin? Al sana. Anlamadım. Şimdi buradan yollanırız. Doğru benim kaşhaneye. Başlarız derse. Bir defa doğru dürüst kelam etmesini öğrenirsin. Bu bir. Yani senin gibi mi konuşacağım? Süt kuzusu. Başka yolu var mı elin itine asılmanın? Nasıl konuşursun herifle? Doğru. Sade bu kadar da değil. Kılığın, kıyafetin, oturmanın, kalkmanın da bir erkanı vardır. O şekilde konuştuktan sonra tabii, becerebilir miyim dersin? İster istemez ya Musa. Alışacaksın süt kuzusu. Ama şöyle afili mi afili, raconu yerinde, izmariti elinde, perçemi fırlak, kalçası oynak, çenesi belanı, yürüyüşü eldanı. Aman yaman aman, sesin varmış. Vardır zahir. Bak.
Bana bak, domates salçası. Matrağı es geçmezsen tozunu savuracağım ama. Dümenciyi enseleyemezsek yelkenler maynadır. Tiha var ya! Süt kuzusu olursa bu kadar olur yani. Tohumunda karışıklık yoksa kelleyi bırakırım. Sülalemi eşeleme, sülaleni gümüşlettirirsin bana. Sırıtmaya çengel tak da gel bir çapraz çekelim. Vay canını yesinler senin. Bu işte oldu süt kuzusu. İki günde kitabını yazdın. Şimdi sana bir de isim bulduk mu, tamamdır. Necla hoşuna gitmiyor mu? Bana kalsa dövme bile yaptırırım ama o meyhaneye gitmez bu isim. Ne gibi bir şey olacak? Atom Zehra, Fırılda Gayriye gibi bir şey olmalı. Var benim böyle bir ismim. Nasıl var? Basbayağı var işte. Çiftlikte bana fosforlu cevriye derlerdi. Bak bu güzel işte. Şöyle dur bakayım. Fosforlu cevriye, Allah! Hani ya fosforlum? Dayansın koltuk meyhaneleri, bu akşam damlarız artık. O cam göz denilen herife mi askıntı olacağım Çetin? Evet. Ha, unutmadan söyleyeyim, bana da artık Çetin deme. Çetin demeyeyim mi? O neden icap etti? Fosforlu cevriyenin yanında Çetin lafı gider mi? Saloz! Saloz senin babandır, kıtı piyoz! Oldu be! Uydurdun namussuzum! Kıtı piyoz! Kıtı piyoz! Pek göğüs kabartmıyor ama neyse! Kıtı piyoz mu diyeceğim sana? Ta kendisi! Kıtı piyoz ya! Bu da oldu! Şimdi nasıl davranacağımızı adam akıllı tasarlayalım. Yahu! Hadi benim için kıtı piyozu sen uydurdun! Ama sana ne diye fosforlu cevriye diyorlardı? En çok hangisine kesiliyorsun bunların? Hı? Kaçırdın mı be? Söyle, ne lazım? Şuna! Buraya anam! İşte bunun için kıtı piyoz! İşte bunun için bana fosforlu diyorlardı, anladın mı? Yahu sen meyhaneye giderken böyle bir bıçak bulundursana yanında! Yok canım, sahi mi? Hep taşıyor muydun bunu? Deveciyle görüşen kapısını büyük açar demişler. Sen Allah korudu kıtı piyozu! Bir tek daha ver, sorma gelen! Doldur, çarpık bacaklım! Düdük çarpık olan senin burnun, al zıkkım lan! Cam göz be, uçtu uçtu olmayacak mı bu gece? İş var dedik, kazan dibi, iş var! Bir haber çıktı mı? Haşlamaya çanakçısın görüyorum! Çıkmadı! Çıkmadı ama! Sus be! Vaz mı veriyorsun? Sana ne be zibidi! Şimdi de sen mi emir vermeye başladın? Yok, işitirler de! Kim? Bu salozlar mı? Yiğit! Mola dalayı! Var mı kulak kerterizi alan konuşmalarıma? Var mı laflarıma camadan saran? Ha, var mı? Kes be teneşir horozu, sıktın! Kim öttü? Kim öttü be? Söyleyin! Bana bak, sahan bulaşı! Kabarıp duracağına şu cigarayı yak! Vay kaldırım artı! Nereden düştün sen? İthal malıyım, beğenemedin mi? Lodos vuruntusu! Kaşıntıya bak! Ver şunu! Öt bakalım! Canın keriz istiyorsa şu zulacı döküntülerini öttür! Seni şırfıntı! Bana racon kesiyor Raşif'te! Şimdi ben sana... Bana bak, bana cam göz derler. 5 santimle çift böbrek alırım. Dok,
Doktor civanım, doktor doktor civanım, neler istiyor canım, ne istersen alayım. Ben senin olayım, doktor civanım. Doktor doktor acanım, ne istersen alayım, doktor civanım. Bir elinde cura. Bize mi bu? Ne? Posta mı okuyorsun işkembe? Posta mı okuyorsun? Maval okuyorum. İstersen senin için salağı da veririm. İster misin? Bırakın be! Bir kadeh içici iç, bu da çıngarın manası var mı? Bırak delikanlıyı, çal bir şeyler mavro! Dua et gene! Ama o karı... Kimsin sen be? İthal malıyım dedik ya, iş portacı arıyorum. Var mı heveslisi? Ne mal be! Yaman ha! Karı çetin cevisi ha! İsmin ne senin? Cevriye, ne olacak? Fosforlu! Fosforlu Cevriye! Fosforlu! İçer misin bizimle? Beleş olduktan sonra! Gel bakalım! Ne? Arkana baksana sen! Ne var? Boş araba! Yedi cam gözü! Fosforluya bak ama parlatıyor! Ah, bir bu eksikti! Sana mı sordular? Bana bak, sen tıkanıyor musun? Susun be! Oturun edebinizle! Sen de doldur şunları! Yürü kızım, burada iş yok! Alacağın olsun cam göz gibi! Ben de çekiyorum! Nereye? Şöyle hava alacağım! Geç içeri, telefonun başından ayrılma! Bu benim işim değil, senin işin! Geç içeri! Ben de içerideyim. Hadi bakalım fosforlu, gel şöyle dümen suyuna. Sert mi geldi? Yok be! Millet fener ışığına düşmüş hamam böceği gibi dağıldı da yüreğime dokundu. Aldırma! Gelecekleri yer kürkçü dükkanıdır. Çömezin bol olduğuna bakılırsa, taş tutuyorsun galiba. Değirmenin suyu nereden? Öğütecek unum mu var? Sana ne fosforlu? Akın varsa iki çaparı da biz çekelim dedik. Ne kızıyorsun? Karı işi değil, hadi sen içmene bak. Anlaşıldı, dümen başkasının elinde, sen de ıskota çekiyorsun. Dalgalandırma! Bana bak, benim şurada bir saatlik işim var, sonra senle... Çıktılar! Vay canına yandım! Gel de hesap ver şimdi! Ayrılma sen!
Ama... Tabii, elimizden geleni yaptık. Hayır. Ama buna dayanamaz. Yaşlı yahu dayanamaz. Kızdı değil mi? Evet. Üçüncü gün bu. Tekrar mı? Ben de mi gideyim? Peki. Geberirse gebersin, bana ne? O halde ben karışmam. Ya konuşur ya sızar. Peki onu yapma, bunu yapma. Nasıl öttürürüz? Canım herif katır gibi inatçı. Olur. Ben şimdi giderim. Bakalım daha ne kadar dayanır. Bak, biri var orada. Nerede? Ne oluyor? Kim var dışarıda? Sait. Kim var orada? Kim o? Sokulma. Belki silahlıdır. Gel arkamdan. Atladı yavrular. Amma geciktin. Ya o kapının sürgüsü hiç aklıma gelmedi. Neyse geçmiş olsun, temizledin mi herifi? Hayır, omzundan vurdum. Aman katil olmadı. Bir şey öğrenebildin mi bari? Birini konuşturmaya çalışıyorlarmış. Nurettin olacak. Bu akşam tekrar deneriz dedi Camgöz. Burada bir yerde galiba. Doğru, gene buraya dönecekler. Sus, dönüyorlar. Teres Karmanyolu'ya gelmiştir herhalde.
Babamızın milyonları mı var sanki Yanado'da? Kelin yarası ağır mı? Yok canım ama hınzır tam omuz köküne mıhlamış ha. O karanlıkta amma da konmuş Meret. İşittin mi iltifatları? O kadar olacak. Erkek zannediyorlar seni. Yani kim olduğumuzu anlayamadılar demektir. İyi bu. Demek Nurettin aşağıda. Gel. Artık sıkmaya başladı bu iş. Nurettin! Daha bir saat olmadı kendine geleli. Dayanıcıyı da şüpheli ya! Bana bak moruk, nasıl olsa konuşturacağız seni. Bırak şu Katerina adını da tatlı canına yazık etme. Söyleyecek misin edebinle? Gevşetin şunun ağzındaki bağı. Dikkat edin bağırmasın ha! Sanki bağırırsa işitilir mi? Olsun, gene de dikkatli olmak lazım. Su da içersin, yemek de yersin. Konuş evvela! Su! Allah rızası için su! Su! Konuş dedik! Tıkayın şunun ağzını! Anlaşıldı, tekrar başlayacağız. Benden günah gitti. Ne zaman konuşmak istersen işaret et. Bunu iyice aklına koy. Ya söylersin, ya geberirsin. İşte bu kadar. Niyetin hangisi, başlayalım mı? Başlayın! Durun! Konuşacak mısın? Sen bilirsin. Bir iki tur daha attırın şuna. Alçak herifler! Konuşturamayacaklar ama. Durun! Boşuna inat etme be! Ne sersem şeymişsin! Konuş be, konuş! Söyle ne söyleyeceksen! Üç gündür ne geberdin ne bir şey söyledin! Konuş be adam! Ne oldu, çekti mi mortoyu? Yok be, kedi canı var morukta, numara yapıyor! Allah kahretsin, çözün ayaklarını! Uğursuz iş, gene yarına kaldı, puh! Sana dedik daha evvel, yani biz konuşturamadık da sen mi konuşturacaksın? Sus be, hıyara! Başlatma dört çağrından! Sakın ayrılma yanından ha! Merak etme! Çık bakalım işin içinden! Sabaha bir daha deneriz. Daha neler? Güpe gündüz ha? Sen çık, belki telefon eder. Biz de sabah geliriz. Telefon ederse ne diyeyim? Çek arabanı! Ne diyecekmiş? Gördün işte, onu söyle. İhtiyarı öldürecekler. Yavaş konuş. Yarın akşamdan eve hiçbir şey yapamazlar. Camgöz'ün laflarını işitmedin mi? İşittim ama... Gündüz buradan gidecekler. Yine bir kişi bırakırlar. O zaman gelelim. Hem ihtiyarın kımıldayacak hali kalmadı. Bırak biraz kendini toplasın. Bilmem ki. Yürü, benim sarayda bekleriz. Ben gözcü gibi kalsam. Budalalık etme, hadi.
Ne o? Yüzümü sattın bakıyorum. Bırak yahu, canım çıktı. Al. Ne bu? İçki. Az dalaşmadın. İç, iyi gelir. Fosforlu. Fosforlu, biliyor musun? Senin yerin değil burası. Asıl ben niye üzülüyorum biliyor musun sen Kıtıp Yoz? Senin gibi mert ve dürüst bir insanın bu batakhanelerden kendi evi gibi bahsetmesine. Yazık değil mi? Bu meyhanelerde büyümüşsem kötü mü olmalıyım mutlaka? Hem bırak felsefeyi. Say ki bir Kıtıp Yoz bir fosforlu cevriyeye yardım için batakhanelere dalandı. Öyle mi sayayım? Ben öyle düşünmem Çetin. Sen sevdiğim adamsın. Eğer beni istersen... Eğer istersen mi? İstersen. İstersen... Belki bir gün bir Kıtıp Yoz bir fosforlu cevriyeyi istiyor derim. Sabaha çok kalmadı değil mi? Be adam, senin yüzünden imanım gevredi. Nedir bu söyleyici zırıltı? Ötsen de hani hepimiz kurtulsak olmaz mı? Kim o? Camgöz! Camgöz, sen misin? İhtiyar nasıl? İyi, kendinde. Su! Su! Ah. Oh. Öldüreceklerdi beni. Yürüyebilir misiniz? Peki, siz kimsiniz? Vay canına! Amma da iş ha! Kendisini şu mendeburların elinden kurtarıyoruz, hala da soruyor. Yoksa siz de... herhalde hayır yapmak için kurtarmıyorsunuz. Dostuz, dostunuzuz inanın. Hadi bir gayret edin çıkalım. Hadi! Biraz yürüyeyim evet. İçim! Basamıyorum! Ayaklarım! Bu madenin planlarını çok karışık yaptık ve ikiye ayırdık. Baban kendindekini alarak İstanbul'a döndü. Bu kadar kıymetli bir şey mi? Çok. Aklının ermeyeceği kadar kıymetli bir cevher. Zaten bu yüzden hükümete haber verdik. Babanla ben bundan hiçbir menfaat beklemiyorduk. Babanın burada yapacağı tahlillerden alacağımız neticeden sonra planları birleştirip memleketin hayrı için hükümete devredecektik. Yani babam bu planları çalmak isteyenler tarafından mı öldürüldü? Bundan eminim. Zaten bendeki yarısını çaldılar. Nasıl? Evet, südü bozuk bir yeğenim var, Ziya. Burada batakhane batakhane dolaşıp bin beter olacağına yanıma alırsam adam olur diye düşünmüştüm. Bendeki planları babana götürmesi için ona vermiştim. İşte kızım babanın ölümüne bu sebep oldu. Ben düşünmeliydim. Vah Tevfik, vah kardeşim! Ziya mı öldürdü babamı? Bilmiyorum. Ziya yahut hempaları. Ama bulamadılar babandaki planları, bundan eminim. Bunun için beni sıkıştırıyorlar. Peki, bunun manası ne? Meyhane 2R. Tevfik'in bıraktığı işaretin yarısı. Bir is herhalde. Ama kimse manasını anlayamamıştır. Peki, bu Şakir'de ne arıyordu? Bilmem. Herhalde o da bu işin peşindeydi. Yahut da aynı çeteden. Ama aynı çeteden olsa ne diye öldürsünler? Ölürken bize bir şeyler söylemek istiyordu.
Ancak M hecesini anlayabildik. Bu kağıttaki meyhaneyi kastetti herhalde. Ama kim bilir? Peki ne yapacağız? Kardeşim tehlikede. Benim peşimde polis var. Nasıl temize çıkacağım? Bütün bildiğimiz hiç, koskocaman bir hiç. Ziya'yı bulmalı. Belki kağıdın öbür yarısı ondadır. Meyhanedeki adamlar tanıyorlar onu. Şakir de bunu biliyordu. Ha, onun için oranın adresini verdi. Ama bu senin işin değil kızım. Tabii benim işim. Çetin'le benden başka kim yapacak bu işi? Nereye? Saraya. İki kadeh atıp tefrikamı eleyeceğim. Peki bir karar vermedik. Yarına. Hele bir istihareye yatalım da bu gece. Hadi eyvallah. Sen istediğin saatte Damla yarın. Hoşça kal moruk. Arabaya taş koydum civanım. Arabaya taş koydum civanım. Ben bu yola baş koydum civanım. Ben bu yola baş koydum. Seni gelecek diye civanım. Seni gelecek diye. Sol yanımı boş koydum civanım. Sol yanımı boş koydum. Kekliğim vak vak ufak 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 bas. Aç kolların sar boynuma. İster öldür ister az. Aç kolların sar boynuma. İster öldür ister az. Arabası dört teker civanım. Arabası dört teker civanım. Beyoğlu'na kum çeker civanım. Beyoğlu'na kum çeker. Beyoğlu'nun kızları civanım. Beyoğlu'nun kızları. Her geçene göz süzer civanım. Her geçene göz süzer. Kekliğim vak vak ufak 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 bas. Aç kolların sar boynuma. İster öldür ister az. Aç kolların sar boynuma. İster öldür ister az. Beyoğlu'nda gezelim civanım. Beyoğlu'nda gezelim. Güzelleri sezelim. Vay! Şeftali misin vay vay? Kaymaklı mısın vay vay? Nesin şeysin vay vay? Hele bir avans çekelim. Keyfin yerinde görüyorum düdük. Benimkine diyecek yok ama senin suratın orkinos vurmuş fukara Dalyan'ına benziyor. Hayrola? Ben düşündüm, Topkapı'daki meyhaneye tekrar gitmek lazım. Ne? Ne dedin? Cam gözü görmekten başka çare yok. Kaçırdın mı sen? Niye? Sen salak mısın be Fosforlu? Dün akşam olanlardan sonra herifler bizi çiğ çiğ yerler. Niye? Görmediler ki. Sahi be. Ama ne de olsa akıllı işi değil. Ne işi olursa olsun, korkuyor musun? Korkuyorum. Bak çenelerim nasıl vuruyor birbirine. Takır 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 takır. İşitmiyor musun? Bırak soytarılı. Peki cam gözü bulup ne olacak? Gene Ziya'yı arayacağız ta ki... Yani sence bu işin başı sonu Ziya ha? Bilmiyorum ama Nurettin Bey de onun bir şeyler bildiği kanaatinde. Belki de işin başında o var. Belki. Ama bak herifler pırasa doğrar gibi adam boğazlıyorlar. Bir anlarlarsa senin peşlerinde olduğunu, seni sağlam mı bırakırlar sanıyorsun? Peki ama polise babamı ben öldürdüm dedim. Üstelik kaçtım da. Şimdi gidip ben öldürmemiştim. Kardeşim için size numara yaptım desem yutarlar mı yani? Senin aklın alıyor mu bu işi? Hiç olmazsa postu deldirmekten kurtulursun. Hapiste çürümek için mi? Doğru, o da fena. Peki, gidelim. Bu sefer ne numara geçeceğiz? Hiç, evvelkinin aynı. Herifler bizi nasıl olsa meyhanede bıraktılar. İçeri girdiğimizi bilmiyorlar. Siz işi uzatınca çektim gittim diyeceğim. Ya gören olduysa seni? Kim görecek? Meyhane bu. 50 kişi girip çıkıyor. Hadi hayırlısı. Sen gene tak bacağına bir kulaklı. (Gülüyor)
birdenbire bozuldun. Ne, düştün mü? Düşmez kalkmaz bir hacı yatmaz. Ne olmuş yani? Hacı yatmaz ama cam göz de yutmaz. Dün gece nereye toz oldun? Cami avlusuna, sana ne? Ben sana bekle demedim mi? Hovarda taksisi mi bu? Sen bekle deyip çekeceksin, sonra beklesin fosforlu ha? Senin adını yanlış koymuşlar. Cam göz değil, açık göz olmalıymışsın. Ne çetin cevizsin fosforlu. Yaraçın. Peki bu akşam iltifat yok mu? Niye olmasın? Tanır mısın bunları fosforlu? Kaldırım devriyeleri değil mi? Akraba sayılırız. Öyle beleş yok oğlum, menfaate çalışmıyoruz daha, açık dur. Bak, dün sana kafa tutan da burada. Ha, şu kabadayı mı? Öksüz müdür nedir? Hep yalnız başına mı zıkkımlanır mübarek? Çağırsana şunu. Git be işine. Çağır çağır, monstrasını görelim. Herifte iş var hani. Sahi iş var. Dur bakalım. Yavru, gel de beraber zıkkımlanalım. Ne o? İçkiniz fazla mı geldi? Otur zıkkımlan, beleş alabanda işte. Öyle olsun. Hey, tazeleyin şunları! Cam göz içti mi? Şişe yetiştirmeli, şişe! Olmaz be fosforlu, olmaz be! Bu cenabet yerlerde ne cam gözü tanımayan, ne de cam gözün tanımadığı kopuk olamaz. Atma din kardeşiyiz! İnanmazsan liste çıkarayım. Şecere-i vakvak bu yavrum! Poliste yok, bizde var. Peki, Saloz Ziya'yı da tanıyor musun? Saloz Ziya... Saloz Ziya... Bana bak fosforlu! Buraya düşen her Ziya Saloz'dur. Başka bir adı yok mu bu Meret'in? Bilmem. Biz Saloz Ziya deriz. İki ay evvel barda çalışıyordum. Anadolu'dan geldim dedi. Evvela iyiydi ama... sonra bizim 1500'le beraber yelkenledi kerata. Anadolu'dan mı gelmiş dedin? Ne bileyim, öyle söyledi. Yutturmuştur sana. 1500'e kitap okutan kerata söyler mi kim olduğunu? Vay ahlaksız vay! Tuh! Anadolu'dan geldim dedi ha! Allah canımı alsın ki doğru ama Saloz Ziya demezler ki ona. Tanıyor musun cam göz? Dedik ya herkesi tanırız diye. Ona Ovarda Ziya derler, Ovarda! Karı parasıyla Ovardalık kam adam almış ha! Ama düşmez böyle yerlere. Birkaç ev vardır, hususi tabii. Ovardanın çöplüğü oralarıdır işte. Cam göz, bulur musun bana şu Ziya'yı? Git yavrum git, racona sığar mı bu? Karının parasını yürütmüş. Raconu kaldı mı bunun? Bana ne bundan? Bul şu herifi, 500'ü senin. He? Bu fosforlu, senden daha iyi çakıyor dalgayı. İyi bir ötüş yaptın. Öt bakayım bir daha. 500'ü senin. Oldu. Hadi tosunlar, vira! Devamı Çapaklı'da! Çapaklı'ya mı gidiyoruz ya? Paralar kimden? Yarısı benden, yarısı fosforludan, anlaştık mı? Oldu, oldu. Yallah! Arayın bakalım,
Yapaklı yok mu? Daha gelmedi. Biz girelim. Çok fena ya. Öyle bir vaziyetteyim ki, sen ne ayırsan? Ne olacak burada? Burada içelim abi. İsteyen alsın, burada var işte. Sağ ol, var ol abi, eksik olma be. Ne içeceksin yavrum? Ha? İçme artık. Sen de içmesen iyi olacak. Baksana kilise kandiline döndün. Aldırma. Sen hangi barda çalışıyordun? Çalıştık birkaç tanesinde. Ne o, vergimi alacaksın. Numara mı yapıyordun? Öyle. Açın be gözünüzü, fosforlu numarasına başlıyor. Git be işine. Giti miti var mı bunun? Buraya senin keyfin için geldik. Hem Ziya'nın gelmesine epey vakit var. Boş mu oturacağız yani? Oynamam yahu, keyfim mi? Hadi! Asılma dedik be! Bana bak, yoksa atıyor muydun barda numara falan yaptım diye? Hay bakalım şerefe! Yok! Aman kusura bakma, temizlerim şimdi. İdare et, zaman kazanalım. Aa, oldu işte, annen azlanma, fosforlu musun, nesin? Başa alın şu plağı! Ama... hadi! Biliyordur herhalde. Olur. Köşeli oyna fosforlu! Yallah, 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 yallah! Oh, yallah, yallah, yallah! Keratalar sizi, beni az uğraştırmadınız. Ziya'yı arıyorlarmış. Ne oluyorsun sen? Rahat dur. Yanlış kapı çaldın enayi dümbeli. Daha meyhaneye girer girmez ikinizi de tanıdım ama neyin peşindesiniz? Dün akşam niye burnunu işlerimize soktun anlayamamıştım. Kelapti iş işlersin ha, ama maşan olacak karıya Ziya'yı sordurur sordurmaz çaktım dalaveranı. Kerata seni! Ziya'yı istiyordun değil mi? Kaldırın şunu aşağıya! Al şunu! Dikkat edin karıya, gözünüzü patlatırım! Edebinle otur, temizlerim ha! Ben bir ara cam gözün sarhoş olduğuna inandım. Bunlar da amma numara yaptılar. Malın gözüymüşler be! Yemezler ama! Hey!
Bırak beni, bırak! Bırakacağım ama söyle nereye gittiler? Bırak! Nereye gittiler? Korkma! Söyle! Söylersen beni öldürürler! Eğer söylemezsen ben öldürürüm seni! Hadi söyle! Nasıl olsa geberteceğim seni, konuş! Söyle! Kimin hesabına çalışıyorsun? İstediğinle söyle! Camgöz yahu, bitirelim şu işi de kirişi kıralım! Ne çıkacak bu sorgudan? Ne çıkacağı var mı? Konuşsun! Pekala, patronun dediğini yapalım. Hadi bakalım, anlasınlar Anya'yı, Konya'yı. Bu ikisini ve yukarıdaki karıyı temizleyip, burasını yakacağız. Başlayalım. Hadi Hasan, başla şu heriften. Hayır, gürültü istemem. Bulunan. Bana vız gelir. Kasılmazsa rahat geberim. Ah, Allah! Ödeştik Kıtıpiyoz. Hayatımı kurtarmıştın ya, birebiriz şimdi. Yamansın fosforlu! Kımıldamak isteyen kımıldasın! Yalnız unutmayın, ben bir defa ateş ederim! Hadi senize delikanlılar, hadi kımıldayın! Yok mu gönüllüsü? Gidinin kahpesi! Ne? Ne? Ne dedi? Hiç! At tabancayı! Nasıl? At o tabancayı fosforlu! Delirdin mi sen? Sana ne söylüyorsam onu yap! Elleri bağlı adama kolay vuruyorsun! Hadi şimdi! Senin de silahın vardır! Yok! Hem istiyorsan... Bunu da al! Hadi! Hadi şimdi! Aptal herif! Yedim şimdi ikinizi de! Ben de bir defa vururum fosforlum! Gel bakalım, şurada biri daha var! Kimsin sen? Ziya! Hovarda Ziya derler! Nurettin Bey'in yeğeni misin? Evet ama... Ben öldürmedim Tevfik Bey'i! Vallahi ben öldürmedim! Amcam Tevfik Bey'e verilmek üzere bir zarf verdi, onu sattım! Bu kadar, vallahi bu kadar! Kime sattın? Bilmiyorum! Tevfik Bey'e Nurettin amcanın planlarını getireceğimi söyledim... O da bana o zarfı verdi! Sonra telefonla buldular beni... İyi para verdiler. Bu camgöz aracıydı. Ne yazıyordu o zarfta, biliyor musun? Vallahi şey, ben... Bilmem ki. Doğru söyle. Açtım ama bir şey anlamadım. Kimya yazısı gibi bir şey. A, F, 16, K, müsavi U diye yırtık bir kağıdın üzerinde yazılıydı. Böyle, aynen böyle vallahi. Kapattım, verdim buna. Ne dedin? Böyle miydi? Ha. Evet, evet, aynen böyle! Sendeki kağıdın öbür yarısı, anladın mı şimdi ne arıyorlardı? Peki, babamın öldürüldüğünü nereden biliyorsun? Bunlar konuşurken öğrendim. Bana hep seni takip etmek işini verdiler. Kaldığın yeri öğrendim, söyledim bunlara. Bu camgöz bağlattı beni. Sonra konuşurlarken işittim. Anlamadım, hiçbir şey anlamadım. Niye bağladılar beni, niye? Ne dedin? Bunun İstanbul'da kaldığı yeri mi bildirdin? Ha.
Bedbaht! Amcanı öldürttün, ne? Sersem! Gel! Canavar! Canavar bunlar! Zavallı adam! Bak! Kardeşinin ölmesini istemiyorsan vazgeç. Vazgeçecek misin? Bilmiyorum. Bittim. Bittim artık. Ben bitmedim fosforlu Cevriye. Kardeşin tehlikede, yardıma gitmeyecek misin? Ama kağıtta... Kağıtta yalan yazıyor. Gitmezsek gene yaparlar yapacaklarını. Bilmiyorum. İyi dinle. Ölmeden evvel ihtiyarı söylettiler. Bir şey bilmiyordu ki. Hem bilse bana söylerdi. Senden sonra öğrendi. Bıraktığın meyhane yazılı kağıtta hakikati gördü, öğrendi ve söyledi. Söylemez. İmkanı yok. Söyledi. Çünkü katilin kim olduğunu bilmiyordu. Çünkü katil tanıdığı biriydi. Katilin ne olacağı aklına gelmedi. Vurulduktan sonra bunu sana anlatmak için ölmeden buraya sürüklendi. Bak, kan izlerine bak. Nerede vurulmuş, görüyor musun? Adam burada yıkılmış. Sonra sürüklenmiş, bu kitaplığa kadar. Ve son bir gayretle kitapları devirmiş. Niye, niye kitapları devirmiş? Anlasana. Planlar bir kitabın içindeydi. Ziya ne dedi? AF-16K. Ne demek bu? Birleştirsene sendeki kağıtla. İkinci raf, 16. kitap. Planlar bu kitabın içinde. Peki, meyhane? Kitabın ismi. Ve katil şimdi kitabı almıştır. Kardeşini ya kaçırır, ya da ortadan kaldırır. Perihan! Hele şükür aklın başına geldi. Bak, sabah oluyor. İlk uçaktan evvel yetişmeliyiz. Çekil, ateş edecek! Çekil!
kaybettin. Kardeşini vuracaksın. Boşuna uğraşma. Ben attığımı kaçırmam. Bırak Perihan'ı. Bırak. Bırak diyorum. Öldürmek istemiyorum seni. Memduh, öldürmek mecburiyetinde kalacağım. Bırak artık. Kim kimi öldürür görürsün. Gene de bir alacaklı oldum fosforlum. Çetin! Sen kardeşine yardım et. Benden fazla yardıma ihtiyacı var. Alo! Müdüriyet mi? Topkapı haricinde Salkımlı Bağ civarında tek ahşap bir ev var. Evet! Cinayet! Hepsini yakalayın! Ve Tevfik Bey'in evinde de iki ölü var. Onları da kaldırırsınız. Kim miyim? Size ne? Meyhane! Şeyh Sadi'nin kıymetli kitabı. Ve içinde bütün planlar. Sana anlatayım şimdi. Bu iş Nüveyre'nin aklına geldi. Memduh'u kandırarak işe giriştiler. Babanı pencereden ateş ederek Memduh öldürdü. Polis dışarıdan ateş edildiğini hemen anlamıştır tabii. Sen kaçtım zannederken onlar kim bilir nasıl gülüyorlardı. İşte ikinci rafın 16. kitabı. Yeri boş. Ziya formül der demez hemen anladım. Nurettin Bey'in ölürken kitapları göstermesi de haklı olduğumu anlattı bana. Ya fosforlum, insanlar tuhaftır işte. Nüveyre seni daha evvel öldürebilirdi. Ama bunlara tek başına konmak için senin Memduh'u öldürmeni bekledi. Parsayı tek başına toplama hikayesi. İnsanlar tuhaftır fosforlum. Kimseye itimat etme. Çetin, sen ha? Sen de mi planların peşindeydin? Bana olan sevgin, yardımın yalan mıydı? Sen de mi adi bir hırsızsın? Dur, dur diyorum sana. Bak unutuyordum. Şakir hani ölürken bize M demişti ya. Meyhane zannetmiştik hani. Değil. Memduh'un ismini vermek istiyordu. Dur, yoksa ateş ederim. O katillerin Memduh'la Nüveyre olduklarını biliyordu. Onun için. Ateş edeceğim. Fosforlum. Bir alacaklıyım zaten. Borcunu ikiye çıkarma. Karakolda ayna var, ayna var. Yapma, hayır! Kız kolunda damga var. Damga var, gözlerinden bellidir cevriyem, sende kara sevda var, mor ya da fosforlum, sende kara sevda var.
denizlerin kumuyum, kumuyum, balıkların puluyum, puluyum. Aç koynunu, ben geldim cevriyem, ben de Allah kuluyum. Mor ya da fosforlum, ben de Allah kuluyum. Gene bir şey yemedi. Unutamayacak mısın? Aradan tam iki ay geçti. Abla! Perihan! Perihan nasıl yapar bu hırsızlığı? Nasıl yapar? İki defa hayatımı kurtardı, beni seviyordu, seviyordu! Biliyorum bunu! Mert bir insandı! Nasıl adi bir hırsız olabilir? Anlamıyorum! Kendisi söyledi, kimseye itimat etme diye. O mert bir insandı, sen anlayamazsın Perihan! Ölüm karşısında gözünü bile kırpmadı! Nasıl böyle yapar? Bunu şimdi getirdiler, size Necla Hanım. Ne o? Resmi bir zarf galiba. Perihan, sen bakıver. Gönderdiğiniz planların memleketimiz için büyük bir ehemmiyeti olduğu tespit edilmiştir. Gösterdiğiniz feragat örneği ve fedakarlığa teşekkür ederiz. Ne demek bu? Planlar hükümete verilmiş. Teşekkür mektubu bu. O halde Çetin... Bu da şimdi geldi. Bir kutup yoz, bir fosforlu cevriye istiyor. Nasıl? Kıtıp yoz, kıtıp yoz! Gözlerinden bellidir cevriye! Kıtıp yoz! Milli Emniyet'ten Çetin Sar. Aklınızda kalabilecek bazı sırlardan dolayı tekrar tehlikelere düşmemeniz için... ...planları size göstermediğimden özür dilerim. Çetin! Ve hayat kurtarma oyununda da bir alacaklı olduğu için... ...Ania Fosforlum!